Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Makita'nın dekupaj makinesini tanıtacağım. 220 ile çalışan elektrikli Makita'nın 720 wattlık bir makinesi. 4350 CT 720 watt. Burada gördüğümüz gibi bir açma kapama mandalı var. Anahtar dediğimiz halk tabiriyle. Böyle mandalımız var gördüğümüz gibi. Bu çalıştırmaya yarıyor. Yani fişimizi takıyoruz, çalıştırmaya yarıyor. Dekupajımızın burada gördüğümüz 3 kademeli bir ayarı var. Sıfırla birlikte 4 ediyor. Bunlar da kesimle alakalı. Bu 0 ve 1'de düz kesim yapmak için ince tahtalarda, diğer 3 ve 4'te ise kalın tahtaları, plastik, çelik, onları kesmek için burada da kullanılması gerekiyor. Bir de burada sabitleme düğmesi var. Yani çalışırken tetiğe basıyoruz ya, bastığımızda bunu üzerine tuttuk mu tetiği sabit bırakıyor ve devamlı çalışıyor. İşimizi devamlı görebilmemiz için. Bu da bunun artısı oluyor. Tekrardan çıkmak için de buradan tetiğe basıyoruz ve yerine geliyor. Şimdi burada ben size göstereceğim şu uç nasıl değişir. Onu göstereceğim. Bu çekmeyle bunu çıkaramazsınız. Çünkü yerine oturmuştur ve kilitlenmiştir. İşte onu şuradan bakın. Şunu, bunun anahtarı olarak görün bunu arkadaşlar. Şunu. Burada bunun bazen muhafazalıları da oluyor. Bilmiyorum tabi varsa onlardan da kullanan arkadaşlar var. Bunu bakın bu şekilde tabanlı döndürdüğümüzde bakın bu dönmüyor arkadaşlar. Taban dönüyor. Yani şu tabandaki bunu tutan kilit kısmı tutuyor. Bunu bu şekilde buraya kadar getirdiğimizde bakın şuraya yavaşça çektik. İşte uç elimizde. Takarken de bunu yine aynı şekilde böyle döndürüyoruz. Ve bu ucumuzu getirip yerine oturtuyoruz ve bırakıyoruz. Bu yerine oturduğunda zaten kontrol ediyoruz. Eğer oturmadıysa bu çıkar zaten. Kontrol ediyoruz, çekiyoruz, gelmiyor. Bir de bu dekupaj aletimizde dairesel kesim yapabiliyoruz. Biliyorsunuz yuvarlak kesimi. Yalnız onu keserken de çok yüklenmiyoruz. Yüklendiğimizde bıçağın ağzını kırabiliriz, bozabiliriz. Bir başka yer göstereceğim. Bakın bu arka kısım. Burada birden 5'e kadar bir numara var. Bu da motorumuzun devri. Yani en alt kademeden, yavaş devirden, yani 1'de 2, 3, 4, 5. devre kadar en yüksek devri. Buradan devrini ayarlıyoruz. Bunu da bilelim. Bir özelliği kaldı. Onu da söyleyeyim. Benim bildiğim. Bilmediğim varsa onu da yorumlarda yazarsanız memnun olurum. İlla her şeyi biliyoruz diye bir nokta yok. Bakın burada allen başlı bir vida var. Bu allen başlı vidamızı açıyoruz. Yani gevşetiyoruz daha doğrusu açıyoruz derken. Bakın eğimini sağa sola eğebiliyoruz bunu. Bakın. Görüyor musunuz? Bunun arka kısmı ovaldir. Yani bunu sağ veya sola böyle hafif bilmiyorum kaç derecelik pervaz kesecekse arkadaşlar ona göre bununla da ayarlayabilirler, sıkıntısı yok. Evet. Buradaki allen anahtarlı kısımda yani vida kısmı da bunu ayarıyor. Düz koyduğumuzda zaten düz kesiyor. Düz koyduğumuzda da yerine tam oturtacağız. Bu arkada gösterdiğim bu bakın şurada bir nokta vardı. O yerine oturduğu zaman bu sağa sola dönmez. Evet, benim size anlatacağım bu kadar. Bu dekupaj konusunda önemli olan gözlük takacağız, eldivenimizi alacağız ve kendi üzerinde uğraşırken de bu fişi çıkarmış olacağız. Bunu da unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.